Bize aşağıdaki ifadeyi çarpanlarına ayırmak istiyoruz diyorlar. Buradaysa ifadeyi u artı v olarak çarpanlarına ayırabiliyoruz deyip u ve v sabit tam sayılar ya da tek değişkenli ifadeler olabilirler demişler. U ve V'nin yerine kullanmamız gereken ifadeleri bulunuz ve bunu bir de çarpanlarına ayırmamız lazım. Anlaşıldı. Her zaman olduğu gibi hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeyi deneyin. Pekala, bunu bir kere daha okumak istiyorum. İfadeyi çarpanlarına u artı v'nin karesi şeklinde ayırabiliyormuşuz. Bu ifadeyi u artı v'nin karesi olarak nasıl ifade edebiliriz? İsterseniz önce u artı v'nin karesinin neye eşit olduğunu bir hatırlayalım. Hemen yazıyorum. Evet, eşittir u kare artı bunların çarpımının iki katı yani 2uv ve artı v kare. Bunu daha önce görmediyseniz ya da bunun nasıl elde ettiğimi tam olarak anlamadıysanız öncelikle konu ile ilgili videoları izlemenizi öneririm. Bir bakalım. Sizce bununla bunun arasında bir ilişki var mı? Bunun u kare olduğunu kabul edersek u'nun x artı y'ye eşit olması gerekir. Öyle değil mi? Aslına bakarsanız bu ifadenin tamamının u kare olduğunu düşünmemiz lazım. Evet, bu şekilde göstermem daha iyi. U kare x artı y'nin karesine eşitse u'nun x artı 7'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda bu da v kare olur öyle değil mi? Ve bu eğer v kare ise v de y kareye eşittir. Evet v kare y üzeri 4 ise v de y üzeri 2 olur öyle değil mi? O halde v eşittir y kareyi de yazıyorum. Bize bunu çarpanlarına u artı v'nin karesi şeklinde ayırabileceğimizi söylüyorlar. Ama gelin bunun doğru olup olmadığını kontrol edelim. Bunu da ortadaki terimin 2 uv'ye eşit olup olmadığını evet anlamaya çalışarak yapabiliriz. Bir bakalım. 2 çarpı u, 2 çarpı x artı 7'dir. Bir de v ile yani y kare ile çarparsak, evet bunu elde ederiz, doğru. 2 y kare çarpı x artı y. Gördüğünüz gibi göze ilk anda karma karışık görünen bu ifadeyi çarpanlarına bu şekilde ayırabiliyoruz. Bu da u artı v'nin karesindeki u'nun x artı 7, v'nin de y kareye eşit olması anlamına geliyor. Ve şimdi de bunu kullanarak bu ifadeyi çarpanlarına ayırabiliriz. Demek istediğim bu ifadenin u artı v'nin karesine eşit olduğunu yazacağız. u ve v'nin neye eşit olduğunu bildiğimize göre bunu u yani x artı 7 terimleri ayırabilmek adına bunun etrafına parantez koyacağım artı v yani y karenin karesi olarak yazabiliriz. İşte bu. Bu parantezleri koymak zorunda değilsiniz. Yani bunu x artı 7 artı y karenin karesi olarak da yazabilirsiniz. Hadi bir tane daha yapalım. Burada da çarpanlarına ayırmak istediğimiz bir ifade var. Bu defa ifadenin çarpanlarına u artı v çarpı u eksi v olarak ayrılabileceğini söylüyorlar. U ve v sabit tam sayılar ya da tek değişkenli ifadelermiş. Hadi bakalım videoyu durdurun ve bunu da kendi kendinize yapmaya çalışın. İsterseniz işe yine u artı v çarpı u eksi v'nin, evet bunun neye eşit olduğunu hatırlayarak başlayalım. Bunun neye eşit olduğunu bilmiyorsanız kareler farkı veya iki kare farkı ile ilgili videoları izleyebilirsiniz. Bunları birbiriyle çarparsak bir kareler farkı elde edeceğiz. Yani u kare eksi v kare. Çarpma işlemini uzun uzun yaparsanız ortadaki terimin bir pozitif bir negatif değerini elde edeceğiniz için bunların birbirini götüreceğini ve geriye bunun kalacağını görebilirsiniz. Peki bu buna uyuyor mu? Bunun u kareye, bunun da v kareye eşit olmaları için bir bakalım. u kare eğer 4x üzeri 2 ise u bunun kare köküne yani 2x'e eşit olmalı öyle değil mi? Evet doğru. u kare 4x kare oluyor. v ise 9y üzeri 6'nın kare köküne yani 3y üzeri 3'e eşit olacak. Bunları kullanarak çarpanlarını da yazalım. Bunun u kare eksi v kareye eşit olduğunu bulduktan sonra çarpanlarını u artı v çarpı u eksi v olarak yazabiliriz. Peki bunlar neye eşit? u artı v 2x artı 3y küp, u eksi v ise 2x eksi 3y küpe eşittir. İşte bu kadar. İfadeyi çarpanlarını ayırdık. Doğru cevabı buraya da yazabilirdim ama umarım takip edebilmişsinizdir.